Merhabalar. Merhaba. Sayın Cumhurbaşkanı, enflasyonu düşüreceksek biz düşüreceğiz. Hayat pahalılığını biz önleyeceğiz dedi. Ne söylemek istersin? Ya bence ne kadar konuşsa bile yani şey geliyor bana. İnandırıcı gelmiyor. İnandırıcı gelmiyor. Çünkü senelerdir hep böyle vaatler sunuluyor bize, anladınız mı? Yani hiç değişiklik göremedim ben Türkiye'de. Türkiye daha çok gittikçe batıyor. Böyle konuşmalar yapıyor. Her şey batıyor yani. Ben inandırıcılık göremiyorum. Birazcık inandırıcı konuşsa veya bize kanıt sunsa yani, o konuda diyorum. İnandırıcılığa girmiyorum ama birazcık bize şey yapsa, nasıl anlatsam, kanıt gibi yani. Bir şey yok. Ailen geçinebiliyor mu? Eviniz kira mı? Evim kira değil. Benim dededen kalma. O konuda rahatız. Ama benim babam, şu açık açık söyleyeyim, gazi. Artı olarak kendi konağını işletiyor ve şu an babam o kadar zor durumda ki ayağı zaten öbür ayağından 3 santim kısa, çok zor yürüyor. Yani ne diyebilirim ki, ben şimdi dışarı çıkıyorum, 100 lira aldım diyelim. Babama çok yükte olmak istemiyorum. Ama abi olmuyor yani, ben 18 yaşındayım. Part time işlerle de çalıştım, işlerde de çalıştım. Yani ne kadar olabilir? Ne kadar ben kendim... Annen çalışıyor mu? Annem çalışmıyor. Annem daha yeni ameliyattan çıktı. Kalp hastalığı falan. Sen çalışıyorsun. Ben yok, çalışmayı bıraktım. Çalıştım. İş gelmiyor diyorlar sizin için. Evet abi, ben garsonluk da yaptım. Onun tekstilde şeyler de yaptım. Annemle beraber girdik hatta. Ama olmuyor yani bir zamandan sonra. Ümidin var mı gelecekten kardeş? Neden? Yani abi, Türkiye'yi çok seviyorum. Gitmek de istemiyorum. Kendi ülkem, o kadar kan döküldü. Kesinlikle bırakmam. Ne kadar kötü olursa olsun. Ama abi yani o kadar sinirlerim bozuluyor ki bu durumda olması için. Peki, üniversiteye gidiyor musun? Yok. Hazırlanıyorum sen üniversiteye. Üniversiteden mezun olacağın olacak? Onu hiç düşünmüyorum bile. Tıp istiyorum ama hiç yani hedefim artık kalmadı yani Türkiye'den dolayı. Küçükken çok hayallerim vardı. Şu an ben hayallerime nasıl ulaşabileceğimi bile düşünmüyorum. Hayallerin mi yıkıldı senin? Hayallerim yıkıldı abi, açık açık söyleyeyim yani, işe giriyorum. Kim yıktı senin hayallerini? Kim yıksın abi şimdi, açık açık söyleyemem. Yani durum kötü yani, açıkça söyleyeyim. Peki senin çevrende senin arkadaşlarından böyle yurt dışına giden var mı? Yok. Hiç gençler kimse. Böyle genelde hep isteyenler var da, o yüzden sordum. İsteyen var gezmek için. Mesela ben de... Gezmekten ziyade çalışmaya veya orada hayat kurmak için. Ben hayat kurmak istemezdim ama yani orada bir yüksek lisans falan okumak isterdim. Sonra tabii ki Türkiye'ye dönerdim. Ama şu an Amerika şartlarında yani diyorsun ki yurt dışında okudum. Ayrı bir seviyeye taşıyorlar seni. Türkiye'yi ülkeden saymıyorlar artık bu devirde bence. Merhabalar. Merhabalar. Sayın Cumhurbaşkanı, enflasyonu düşüreceksek biz düşüreceğiz. Evet. Yıl sonunda göreceksiniz, her şey güllü gülistanlık olacak dedi. Tamam. Neler söylemek istersiniz? Vallahi ben şöyle söyleyeyim. Ben... Bakıyorum, muhalefete de bakıyorum, iktidara da bakıyorum, eksilere hesap ediyorum, artılara hesap ediyorum. Muhalefette bir tane artı göremiyorum. Dolayısıyla bizim Tayyip Erdoğan'dan başka kimseye inanacak bir şeyimiz yok şu anda. İnanıyorum yani, ben Tayyip Erdoğan bu durumu düzeltir. Sadece şu anda savunma sanayisiydi, ülkemize yapmış olduğu hizmetti, oydu, buydu, dünya çapındaki bizim şu andaki kariyerimizdi, bu hale gelmemizdi, bakıyorum. Bir tek şu anda enflasyon yükselmesi var, ekonomik sıkıntı var. Onun da düzeleceğine inanıyorum. Evet. Mesela örnek vermek gerekirse, asgari ücretli emekliler, evet, geçim sıkıntısı çekiyorlar. Evet. Onu nasıl değerlendiriyorsun? Ben şimdi 55-56 yaşındayım. 2000 yılından önceki de durumu biliyorum. Bu ülkede emekliler harçlık diyebilecek şekilde Bağkur'dan para alıyorlardı. Değişti, bugün bu duruma geldi. İnşallah her şey düzelecek. Bizim ülkemiz... Emeklilerin şu anda almış olduğu 10 bin lira harçlık civarında değil mi? Ev kiralarının 7-8 bin lira olduğu bir ülkede. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani bu ülkenin biz eskiden Amerika değildik. Biz Türkiye'ydik. Mozambik gibi bir ülkeydik önceden. Gitgide gelişiyoruz, ilerliyoruz. İnşallah hepsi düzelecek. Ben inancım var. Teşekkür ederim. Peki. Kaça alıyordun abi? Önceden bir şeyi kaça alıyordun, şimdi kaça alıyordun? Senin benim gördüklerime yaşın yetmez. Öncekini 45 bilsen, yaşındayım ben. Ben 45 yaşında olabilirsin. Nedir, ben de, ne vardı önceden mesela? Hiçbir şey yoktu. Nasıl yoktu? Hiçbir şey yoktu. Vallahi bana eskiyi ver. He. 20 sene, 25 sene önceyi ver. Neyi vereyim? Vallahi gitmezsen her şeyi 1 lira 2 liraya alıyordun. Neyi 1 lira 2 liraydı? Al şimdi 1 lira 2 liraya bir şey de vereyim. 1 lira 2 liraya aldığında aldığın maaş neydi? Ya senin paran 300 liraydı, 200 liraydı. Bütün dünya devletlerinde bir Türk lirası. Hemşerim, 30, bak 1 dolar 30 lira olmuş. İnsanların beyinleri kalıplaşmış. Hiç kimseye bir şey anlatacak bir halimiz yok. Peki senin zoruna gidiyor mu Türk lirasının yerlerde bu kadar? Sen öyle mi düşünüyorsun? Ben Türk'üm, Türk milliyetçisiyim. Ben de Türk milliyetçisiyim. Ben Yozgatlıyım. Türk lirasını, hemşerim. Ben de Bursalıyım. Ha, ben Yozgatlıyım, tamam mı? Milliyetçinin alasıyım ben. Ben Türkiye'liyim. Sen
Türk lirasını rezil bir şekilde bu şekilde bütün Mozambik bunları, dedin ya he. O Mozambik karşısında bile Türk lirası erimiş. Ne erimiş? En büyük milliyetçilik nedir biliyor musun? Ha, nedir? Türk lirasına sahip çıkmaktır. En büyük sen parana sahip, vatana sahip çıkmaktır. Vatan nedir? Tamam sensin benim. Sensin vatanı benim sen ben işte. Ol. Bana vatanı, sahip çıkmazsa kim koruyorsa ben gidip onu koru. 500 lira 1000 tamam lira pazarda çıkamıyorsan, ben evimi geçindiremiyorsan, tamam, emeklisine değil bakmıyorsan, düzelecek, işçisine bakmıyorsan, ne zaman düzelecek? 25 evet, senedir üretiyor. Kim düzeltti? Neyden, kimden ne bekliyorsun? Nasıl ne bekliyorsun? Bak bakayım karşı tarafa, kimden ne bekliyorsun? Değişmeden bilebilecek misin? Ay neyi değişecek? Başkasını bir deneyim. Çarşı, perşembenin gerisi, çarşambadan belli olur. 25 senedir deniyorsun, adam bir şey yapamadı. İnanın öbürünü deneyim. Ben sana bir hepsi şey söyleyeyim. Vatanın evladı, hepsi ha. Müslüman. Benim hiç hepsi kimse babamın oğlu değil. Bahçeli de milliyetçi Müslüman, bak, bak. Tayyip de Müslüman, sen kendin konuşun, Ekrem İmamoğlu da Müslüman. Kimse benim kimse babamın kafir, değil. Kimse terörist değil. Ne Tayyip tamam benim babamın oğlu. Hepsi bu vatanın. Yanında duran terörist de benim gözümde. Ne yapalım? Bitti. Teröristin yanında duran terörist. O zaman AKP de terörist. Niye? Ya çözüm sürecinde kırmızılar serdi. Çözüm süreci o. Apo'nun kardeşini çıkardı. Bak daha algılayamıyorsun bile neyin olduğunu. Apo'nun kardeşini TRT'ye kim çıkardı? Algılayamıyorsun bile. Kim çıkarttı? Kim çıkarttı? Nereden biliyorsun? Kim çıkarttı? 2019 seçimlerinde kim çıkarttı? Ya ezbere konuşuyorsun. Ne ezberi görmedik mi? Neyi AKP'ye oy verdi. Hiçbir şey görmüyorsun sen. Abi siz görmüyorsunuz. Açın biraz gözünüzü. Gözünüzü seveyim. Bakmayın şöyle ya. Biraz bakın. Gözünüzü açın artık. 25 sene olmuş. 10 lira ekmek yiyorsun, 15 lira simit yiyorsun ya. Biraz akıllanın ya. Cumhurbaşkanı biliyorsun, hatırlatayım ben sana. Düşüreceksek enflasyonu biz düşüreceğiz dedi. Hayat pahalılığı biz öleceğiz. Kim yönetiyor bu ülkeyi ya? Ben mi yönetiyorum? Bu nasıl bir dalga geçiyor millette resmen? Abi ben mi yönetiyorum? Yapmayın gözünü seveyim ya. Artık açsın gözünü bu millet. Her seçimde aynı vaat. Beyefendi biraz önce diyor ki geçen ben... Geçen seçimde ne dedi? Doları düşüreceğim, enflasyonu düşüreceğim. Dolar ne kadardı abi geçen seçimde? 20 liraydı. Şimdi kaç para? 31 lira. Ya şaka gibi ya. Az önceki beyefendi dedi ki siz açın gözünüzü dedi. Ya neyi mi açacağım ya? Millet görüyor. Ya 50 liraya kandil simidi mi olur ya? Ya bitmişiz, bitmişiz. 50 liraya kandil simidi aldık ya. Senin şaka gibi. Konuştuğun beyefendi diyor ki ben diyorum ki vatandaşa 10 bin lira emekliler maaş alıyor. Ev kiraları 7-8 bin lira olmuş. Önceden diyor onu da alamıyorlar. Ya ne alamıyorduk? 1 liraya 2 liraya alıyorduk 90'larda her şeyi. Ben eskiyi istiyorum ya. Ben eski Türkiye'yi istiyorum ya. 1 liraya 2 liraya 5 liraya 1 milyara en lüks evde oturuyordu. Şimdi affedersiniz. Yani şeyler bile oturmaz 3-5 milyarlık evlerde. Ben ev bakıyorum, ev arıyorum, araştırıyorum. Kümes gibi ya. Rezillik yemin ediyorum. 10 milyar maaşın olduğu bir ülkede 10 milyar emekli aylığı mı olur ya? Şimdiden sonra gelen zamları nasıl değerlendiriyorsun? Yine de ne bileyim her şeye zam. Abi yine gelecek. Ya bu bir gösterge. Yine seçimden sonra gelecek her şeye zam. 20 liraydı 30 liraya çıktı dolar. Her şeye zam geldi. Mazot 40 liraya dayandı. 45 lira oldu. Şimdi seçimden sonra tekrar yine çıkacak. TÜSİAD'ın baş ekonomisti var bir hanımefendi. Açıklama yapmış bugün. Şunu söylüyor. Diyor ki ekonominin diyor ucu kaçmış durumda diyor. Ya ne ucu kaçmış ne ucu var ne sonu var. Hiçbir şey belli değil. Emanetsiz her gün Ziraat Bankası başkanı değişen bir ülkede neyin ucu? Merkez Bankası. Merkez Bankası başkanı değişen bir ülkede neyin ne ucu? Abi ne yaptı gelen Maliye Bakanı ne yaptı Allah aşkına? Maliye Bakanı Amerika'dan Kemal Derviş'i getirince laf söylediler. Ne dediler? Derviş kurtardı. Şimdi öbürü geldi. Biliyorsun yine bakanlık yapmıştı. Evet. AK Parti iktidarının evet kabinesinde. Evet. Mehmet Şimşek'i göndermişti Sayın Cumhurbaşkanı evet ve ona çok... Dedi. Ya hırsız dedi, hırsız. Kendi dedi ya, açsınlar televizyona baksınlar. Kendi atadığı bakanı hırsız dedi. Aynı bakanı tekrar atadı ya. Daha ne konuşacaksın abi bu ülkede ne konuşacaksın? Her şey belli. Herkes görüyor. Fiyatları da görüyor. Vatandaş ne çekiyor görüyor. Ben bir aylıkta yetişemiyorum. Kimse yetişemez. Nereye gidiyor gidişat? Abi bir yere gittiği yok. Millet gözünü açacak. Abi 25 senedir yöneten adam ben çözerim deyip de millet buna inanıyorsa biz hak ediyoruz her şeyi. Yemin ediyorum hak ediyoruz. Vallahi 50 sene daha seçsinler. Ekmeği 100 liraya alırız yani. Yapacak bir şey yok. Ya böyle olabilir mi? Ya sinirden yemin ediyorum her yerim titriyor artık abi ya. Bu kadar aptal bir millet olabilir mi ya? Kardeşim merhabalar. Merhaba. Sayın Cumhurbaşkanı enflasyonu düşüreceksek biz düşüreceğiz. Yıl sonunda göreceksiniz her şey güllük gülistanlık olacak dedi. Neler söylemek istersin? Sadece gülüyorum abi. Enflasyonu düşüreceksek onlar düşürecek diyor da seçimden sonra niye düşmedi? Neden her seçim önü enflasyonu gündeme oturtuyorlar ki? Anlayabilmiş değilim. Bu ülke seçim ekonomisiyle maalesef yönetilmeye çalışılıyor ama yönetildiğini de söyleyemeyiz. Her gün dolar yükseliyor. Her gün ben öğrenciyim, garibanım.
maddi gelirim düşüyor. Bu nasıl iştir ya? Mesela sen öğrenciyim dedin ya gülüm. Ne kadar annem babana harçlık verebiliyor sana günlük? En fazla 100 lira verebiliyorlar abi. 100 lirayla da bir şey alamıyorsun. Okula... 1 lira 70 lira. Okulda yemek yiyebiliyorum sadece. Peki okula araçla mı gidip geliyorsun? Yakın mı okulun? Nasıl yapıyorsun? Evime 10 dakika mesafe... O zaman yürüyorsun. Yürüyorum evet. Peki uzak olsaydı o zaman belki de ailenin vermiş olduğu 100 lira yetmeyecekti sana. Hiçbir zaman yetmezdi abi. Ulaşım da ayrı bir dert. 20 lira otobüs ücreti kesiyorlar tabanla. Ulaşıma zam geldi mesela. Evet. Neye ulaşıma zam geliyor? Motorine, akaryakıta zam geldiği için geliyor. Evet, doğru orantılı şeyler bunlar zaten. Peki gidişattan ümidin var mı? Düzelir mi ülkenin gidişatı? Bana göre bu ülkede her zaman bir ümit var. Biz ümidimize sarılacağız ki ümidimiz olacak. Meşaleye sarılmalıyız. Çünkü bizi meşalemiz var eder. Onun dışındaki oluşumlardan hiçbir ümit yok. Bu meşale ne meşalesi? Meşale Ümit Özdağ hocamızın yaktığı meşaledir abi. Onun yolunda yürümeye devam edeceğiz. Bu ülkede bir tek bir meşale yakıldı. O da Mustafa Kemal Atatürk sayesinde. Atatürk milliyetçiliği yapan tek parti şu anda Zafer Partisi abi. Ne CHP, AKP'yi zaten biliyoruz da ne CHP, ne İYİ Partisi hiçbiri Atatürk'ün yolunda değil. Hepsi yolunda. Hangi yoldalar onlar? Yoldalar. Onlar yanlış yoldalar abi. Onlar peki, karanlık yoldalar. Şey kardeş, Ümit Özdağ biliyorsun neydi Zafer Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı? Abi o adamı ne hoca oldu? Gösterdi. Evet. Hoca, kayış attı. Hoca gösterdi, kayış attı. O onun kendi tercihi. Hoca ona git oraya geç demedi. Artık hoca da diyor o beni bağlamaz diyor. Şimdi hoca dediğimiz Ümit Özdağ biliyorsun seçimden sonra Kemal Kılıçdaroğlu'yla gizli protokol yaptığı ortaya çıktı. Seçimden önce istersin? İkinci turdan önce yaptı o protokolü abi. İşte o protokolde CHP'yi Atatürk ilkelerine döndüreceğini söylemişti. Ki öyle de yaptı. Çakma Atatürkçüleri Atatürk çizgisine çekti Ümit Hoca. Bu kadar söyleyebilirim.